ve bütün alem-i İslam ve bütün alem-i İslam perişanlık içerisinde. İnanır mısınız? Samimiyetimle söylüyorum. Beytullah'da, Mescid-i Haram'da, Kabe'nin o siyah örtülerine sarılıp ağlayan bazı Müslümanlar gördüm. Nasıl ağlıyorlardı? Yaklaşık bir tanesine sordum. Ya ahi, limhaza tebki, limhaza takşa, niçin ağlıyorsun, niçin feryat ediyorsun, niçin çılgın çılgın figan ediyorsun diye sordum. Ben Afganlı bir Müslümanım dedi. Afganlı bir Müslüman, beli bükülmüş ihtiyar bir garip, iskeletten ibaret bir Müslüman. Bir kenara çekip biraz zemzem içirdikten sonra konuşturmaya başladım. Yarı Türkçe, yarı Arapça anlatmaya çalışıyordu ama nefesi düğümleniyor ve konuşamıyordu. Ya ahi dedi, ey kardeşim, Moskovların istilasına uğradık. Komünist, kitapsız, Allahsız kafirlerin işgaline uğradık. Benim 7 çocuğum vardı, 4'ü erkek, 3'ü kız dedi. 4 çocuğumu da tankların altında yılan gibi ezdiler ve 3 tane kızımın gözümün önünde hırzına vallahi tecavüz ettiler dedi. Ve bunu seyreden bir adamım ben dedi. Hıçkırdı ve ağladı. Ey Müslümanlar, ey Muhammed Mustafa'nın ümmetleri! Siz de eğer İslam'ın haysiyetini muhafaza ve müdafaa etmezseniz, haysiyetleriniz yıkılacak, yıkılacak, yıkılacak! Arşa çıkan feryatlarla ağlaşıyorlardı. Tecavüz en mahrem noktalara kadar girmişti. Ve artık uyanmanın, ve artık İslam'a sahip olmanın, ve artık İslam'a sarılmanın zamanı gelmedi mi? İşte şu memleketteki bütün faciaların, bütün musibetlerin, bütün belaların, anarşizmin, komünizmin temelinde dinin, İslam'ın, Kur'an'ın bulunmaması yatmıyor mu? Bu nesil Kur'an'a göre terbiye edilseydi, vallahi böyle olmayacaktı. Bu nesil Hazreti Muhammed'e göre terbiye edilseydi, vallahi böyle olmayacaktı. Okullara Kur'an'ı sokmadılar. Üniversiteye Kur'an'ı sokmadılar. Birçok okullara İslam'ı sokmadılar. Yetişen nesil şimdi de onları dükkanlara sokmuyorlar. Devlet dairesine sokmuyorlar. Sen misin Kur'an'ı sokmayan? İşte dükkanına giremezsin böyle. Sen misin Kur'an'ı sokmayan okullara? İşte okullar kapatılır böyle. İşte jandarma bekler kapısında bekledin. Anlamıyor musunuz? Askeri erken anlamıyor mu? Hükümet anlamıyor mu? Devlet anlamıyor mu bunları? Hala anarşinin kaynağını arıyorlar. Anarşinin kaynağı dinsizliktir, dinsizliktir, dinsizliktir. Ne arıyorlar? Ne arıyorsunuz? Gerçekleri söylemeyelim. Anlatmayalım mı kardeşlerim? Ben Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'ı ziyaret etmekten geliyorum. Ona ihanet edemem. Gerçekleri söyleyeceğim. Ve siz tahmin edeceksiniz. Fikir özgürlüğünden yana olanlar, demokrasiden yana olanlar benim söylediklerime tahammül etmeyene vurdular. Ben asayiş-i milliyeyi, milletin asayişini istiyorum. Ben milletin namusunun fedakarıyım. Ben İslam'ın kurbanıyım. Ben Kur'an'ın kurbanıyım. Şu Kur'an uğrunda vallahi 100.000 tane kellem olsa, başım olsa gözünüzün önünde hepsini fedaya, billahi hazır bulunuyorum. Ve siz de öyle olmak zorundasınız. Ya inanmayaydınız ya böyle olacaksınız. Ya inanmayaydınız Allah'a ya böyle olacaksınız. Pazarlık bir Müslüman istemiyoruz. Meşakkatlere hayır, seyfi zevke evet diye Müslüman kabul etmiyoruz. Yeri gelince öleceksin. Yeri gelince şerefinle kurşunlanacaksın. Yeri gelince İslam'ı müdafaa edeceksin. Susmayacaksın. Susmayacaksın. Ve İslam'ın müdafasını yapacaksın.